Hasan Araptarlı ile Kaz Dağları'na 2 günlük bir fotoğraf gezisi yaptık. Neler gördük hep beraber izleyelim. Güre'ye doğru yola çıktık. Edremit'in oralar. Aynen, Türkmen köyleri, Yörük köyleri bizi bekler. Yağmur demiştik. Bölge hakkında bilgi almak için ilk durağımız Sarı Kız Kaz Dağı etnografya galerisiydi. Yıkılmaz mı Cihangir'de şöyle bir şeyle geçsin? Süper olur. Ben de oraya otururum. Ya buraya kusura bakma da seni oturtmam. Kaz Dağları'ndayız. Ne göreceğimizi daha bilmiyoruz. Yeni başladık. Hasan keklik ayıklayan bir kadın gördü. Bakma bana. Sen oraya devam et. Yapmaya devam et lütfen. Ben keklik kovalayıyordum. Ha, onu yapmaya devam et sen. Ben hiç yokmuşum gibi. Tamam. Artık modernleşmeden nasibini almış buralar. Bakalım daha orijinal kalmış köy bulabilecek miyiz ama rehberimiz pek yok diyor. Sütüven şelalesi. Hasanboğuldu göletindeyiz. Burada uzun pozlama yapılıp suyu bulandırıyoruz. Güzel bir yer. Bakalım nasıl çıkacak. Hasanboğuldu kendi ürünlerini satıyor diye tanıtım. Tanıtım çekimler. Hasan güzel bir mizansen yakaladı. Şöyle canlının önünde yerel satıcı kadınları teker teker çekiyor, çok güzel. Değil mi? Oğlum pek kocaman çıkmış yüzüm. Nasıl kocaman ya? Kocaman olur mu? İtalyan artistleri gibi çıkmışsın, daha ne istiyorsun ya? Gel sıra benden mi yüzüm? Gel. Benim yüzümden tepsi gibi çıkmış. Harika. Bir kere daha. Ne diyorsun şu ana kadar? Şu ana kadar hiç fena değil yani. Daha saat kaç? İlk gün. Daha ilk köy. Saat 1:30 ilk köyde. 8-10 tane portre çektik. Sütüven ve Hasanboğuldu şelalesindeki şeyler iyiydi yani. Tabii, Yörük kadınları. Güzeldi, çok da tatlılar. Evet. Ben de çekemediğim daha önce şelaleleri yeni dijital yüksek çektim, iyi oldu. Daha önce dia çekmiştik. Ama şimdi onları basıp yollayacağız. Evet. Bir de böyle bir görev üstlendik. Yapmak lazım. Normalde küçük bir Polaroid makine taşınıyor. Hemen orada birer polaroidini çekip veriyorsun, anladın mı? Hala satılıyor. Onlardan edinmek lazım. Tınarbaşı köyü. Eski adıyla Uçurum Oba. Artık bayağı modernleşmiş. Her taraf böyle villa dolu. Fena değil. Ama yenilenmiş bütün binalar. Burada malzeme bulmakta biraz zorlanacağız gibi görünüyor. İstanbul'un etkisinden çıktın mı Hasan? Yani artık çıktık. 3-4 saat oldu. Ortamla bütünleşmeye başladım. Artık kendimin uzantısı olarak görmeye başladım olayları. Görmeye başladık. Evet. Ortamdan bir hediyeler bekliyoruz. İnşallah. Yani bir tane bu salıncaklı yerde beğendim. O güzel olacak o. Ev sahibi gelmiş. Çok güzel olacak. Hasan'ın kadın serisine devam. Evet. Belgesel. Bizim oturakları ne yapacaksınız? Gazete mi koyacaksınız? Evet. Bunlar gazeteler. Çok gelen oluyor ama İstanbul'dan buraya. Buraya gelen olmaz mı? Burayı evet, çok beğeniyorlar. Bizim Kaz Dağlarımız açılınca. Evet. Mehmet. Ha, o da çekecek beni. Yok, dur. Bir tane daha çekeceğim. Ben öteki makineye geçeyim. Bir. Kavurmacılar köyündeyiz. Sarı Kız efsanesinin olduğu, Sarı Kız'ın yaşadığı yer. Burada güzel taş evler var. Burada başkasına izin yokmuş zaten. Yeni ama hiç olmasa taş. Burası milli park olduktan sonra buradaki çobanlar mecburen gitmişler. Böyle metruk binalar var. Bina değil artık. Boş duvarlar kalmış. Yassıçalı köyünde keşfe geldik. Muazzam meyveler var. Evet. Sebzeler var. Evet. Seyyar bakkal. Değil mi? Efendim. Hoş geldiniz. Çok güzel. Hasan uzun bir süredir dünyanın farklı yerlerinde kadınlar çekiyor. Afrika, Uzak Doğu, Hindistan gibi. Kaz Dağları'ndaki asıl amacı da kadınlar serisine devam etmekti. Böyle pancar motordan traktörler var. Bunların benzerlerini Nepal'de de görmüştüm. Onların tekerleri uzundu. Böyle kısa ve traktör benzerini ilk defa burada görüyorum. Bir tane daha var orada üstü örtülü. Yansında çekebilirsiniz. Çıkıyor, çıkıyor. 1943. Babakale'ye doğru gidiyoruz Hasan. Balıkçı köyü. Bakalım. Evet, en uçtaki Balıkçı köyüne çıkacağız şimdi. Hı-hı. Geldiğimizden beri gördüğümüz en güzel yoldayız şu anda. Müthiş bir yol, deniz kenarında çok kamping yerleri var. Plaj, çadır. Sabah sabah içimiz açıldı. Asos'u geçtik. Buralar çok güzel tabiat olarak tabii. Babakale'ye yaklaştık. Edremit Körfezi'nin en ucundayız, Babakale. Modern bir iskele olmuş. Aman aman. Kayıyor. Bir şey çıkmaz görün, değil mi? Yani burası benim yanı olmuş. Ta en uçta falan deyince ben daha böyle bir hani şirin bir balıkçı kasabası falan zannediyordum ama beton buralara da ulaşmış. Şimdi ondan bir şey çıkmaz diyoruz. Belli ama belli olmuyor, çıkabiliyor. Algıda seçicilik gerekiyor. Biliyorsun fotoğraf benim için seçme sanatı. Evet, senin tabii seçtiğin farklı, benim seçtiğim farklı. Zorlayacağız. Evet ama çıkabiliyor. Hiçbir şey çıkmaz dediğin yerden bir şey çıktığı zaman da ilginç şeyler olabiliyor. Seçeceğiz bakalım. Dur bakalım. Yakın çekim gerektirecek durumlar. Gidi. Baba erken çıkıp dönmeyiz herhalde. Biz barbuna çalışıyoruz. He? Barbuna çalışıyoruz. Barbun. Baba erken atıyoruz, güneş doğunca kaldırıyoruz. Türkiye'nin en batı ucunda bir sahil kasabası deyince acaba şirin bir yer olur muyuz diye denedik. Ama umduğumuz gibi bir yer çıkmadı. Siz tüpe bakın, üzerinde ayar yapıyorsunuz. Gazeteci misiniz yoksa? Yok. Belgesel. Tamamıyla betonlaşmış bir liman. Sokaklarında az insan. Biz de birkaç tane bir şeyler çekip sonra kalesini ziyaret ettik. Tarlanın ortasında bir tane ahır gördük ve gidip bakacağız şimdi. Polarize filtremi takıyorum. Fotoğraf için neler yapıyoruz? Otların ortasında. Burası ilginç oldu. Orada bulutu gördüm. Altında o taş yapı güzel duruyordu. Bir de background'ta şuraları görüyorsun. Lokasyon muazzam. Lokasyon çok güzel. Orası böyle bir... Renkler, yeşilin tonları var. Bulutlar, bulutların arkasında aynen, mavi gökyüzü. Polarizeyle ben orayı kararttım. Bayağı bir çıktı bulutlar ortaya. İnekler canlı da var. Şahane çıktı orası. Evet. Şimdi güzel. Bulutlara bakacağız. Bulutlara baksana ya. Efsane evet, bulutlar. Doğru. Şurası da şu anda bak efsane. Evet. Bak ben de polarize. Buradan çek. şu ağaçla manzara, güzel bir şey var burada. Hüdavendigar Köprüsü. Birinci Murat yaptırmış. Tuzla çayı üzerinde. Ve sazan balığı var burada. Yukarısı da Behramkale. Burası. Bir iki köye daha bakarız artık. Bakarız. Sonra da döneriz. Aynen öyle. Yeşilyurt çok güzel korunmuş. Meşhur Adatepe. Aynen. Adatepe, Yeşilyurt ne olmuş? Burası bildiğin alaçatı olmuş. Gezimizin son durağı da Tahtakuşlar köyündeki çok renkli mezarlıktı. 2 günlük bu Kaz Dağları gezimizde tam beklentilerimizi bulamadık. Köyler, insanlar zamana uymuş, belki de haklı olarak. Ama güzel uymamış bir iki köy dışında. Yine de bu bize iyi bir tecrübe oldu. Biraz yoktan var etmeye çalıştık. Keşke daha fazla otantik yer ve insanlar görebilseydik. Başka bir gezimizde tekrar buluşmak üzere.